Burası bizim Airbnb'miz. Çıkın 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 çıkın. Allah'ım şu an güzelliğine bak benim. Huzur burada. Almanya'da. Yala güzel güzel. Selim anneni bu kızlar hapse attı. Selim gitti. Selim elendi. Selim. Burası Nürnberg Hayvanat Bahçesi. Ormanın içinde yolculuk yapıyoruz. Kaçın olay çıktı? Kaçın olay çıktı? Bul kaç olay çıktı? Arkadaşlar sakin olun. Hepinize kadar yetecek kadar yiyecek var. Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Sonunda havalandan çıktık. Sonunda Nürnberg'deyiz. Şöyle de size bir göstereyim. Üstüm başım eşya dolu. Şimdi tuttuğumuz Airbnb'ye gideceğiz. Eşyalarımızı bırakacağız. Arkadaşlarımızdan bir tanesi bir araç kiralamış, station wagon. Bavulumuzu ona vereceğiz. En azından bavulu ve bebek arasından kurtulacağız. Biz de metro ile kalacağımız yere gideceğiz. Orada da size Airbnb'yi bir göstereceğim. Siz de görün nasılmış. Ben de merak ediyorum Airbnb'miz nasılmış. Yine iki uçak değiştirerek geldik. Bayağı zor oldu bizim için. Kiraladığımız arabayı almaya doğru gidiyoruz. 9. kata çıktık. Araba Volvo'ymuş. Hangisi acaba? Evet, şuradaki bize adam iki tane de bebek koltuğu verdi. Normalde ücretliymiş. Ama bize bedava verdi Türk olduğumuz için. Çünkü kiralama şirketindeki adam da Türk. Evet, araba bu. Elektrikli değilmiş. Elektrikliye çok benziyor ama elektrikli değilmiş. Şöyle bir araba. Bayağı güzelmiş. Şimdi bununla Airbnb'mize gideceğiz. Arkadaşlar şimdi Airbnb'ye geldik. Bu şekilde bir anahtar verdiler. Bu anahtarı da kapıdaki şifreyle aldık. Bu anahtarı bu kapıyı okutuyoruz. Yeşil yanınca çekip açıyoruz kapıyı. Şimdi size Airbnb'yi göstereceğim. Bu kapıdan giriliyor. Burası yatak odası. Bayağı güzel bir Airbnb'ymiş. Bu zaten çok yüksek yıldızlıydı. Şuraya bir dolap koymuşlar. Kalorifer falan var. Şurada bir şöyle bir balkon var. Şöyle. O kadar sakin ki her yer. Sonra yatak odasından sonra
Burada bir banyo tuvalet var. Şurada bir ayna var. Burada bir mutfak var. Ve çok güzel. Şöyle. Bu Amerikan mutfak mı diyorlar öykü buna? Evet, ama gerçekten çok temiz diyor. Yani baharatlar. Evet. Ve buzdolabı da çok iyi. Bakar mısın? Evet, kocaman buzdolabı var. Araç geliş var, bunun kapısının içinde var. Evet. Bu iyi. Kahve makinesi ve kahveler var bu arada. Vay. Kahve makinesi ve kahveler mi var? Yani espresso makinesi koymuşlar bir tane. Evet. Bu evin linkini videonun altına koyarım. Eğer Nürnberg'e gelirseniz, burada kalmak isterseniz burayı değerlendirin. Çünkü burası gerçekten çok güzelmiş. Merkezde bir yer. Arkadaşlar, ne çıktı sürprizden? Bu çıktı. Eve bisküvi koymuşlar, bunu sonları yiyor. Ha. Evde Dyson havalandırma bile var. Ama markası Dyson değilmiş ama havalandırma bile koymuşlar yani. Öykü, burası VSR bir yer garden. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum da. Yer garden. Hadi. Çok iyi değil mi ya? Şuraya bak. Peki yüzüm. Yani ne oldu mu? Böyle. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok da. Evet. Buraya tesadüfen geldi. Bira bahçesi. Ay evet. Bira bahçesi. Bira bahçesi. Böyle büyük bir yeşil alanların ortasına bir yer yapıyorlar. Böyle çok şey. Çok iyi ya. Muhteşem bir yer. Huzur burada. Almanya'da. Şu arkamda bira bahçesi var. Evet arkadaşlar, şu an harika bir yere geldik. Guerilla diye bir hamburgerci. 4.7 puan almış. 1062 kişi oy vermiş. Bayağı güzel bir yere benziyor. Bakalım nasılmış. Tomato, onions. Yeri çektim. Yer çok güzeldi. Yiyecek yemekleri de çekecektim. Ama unutmuşum maalesef. Bütün yemekler yendi. Maalesef Adanalı ekip böyle oluyor. Önce kendi. Maalesef çekecek bir şey kalmadı. Merhabalar, burası ST Lorenz Kilisesi. Şöyle göstereyim. Burası Nürnberg'in ilk kiliselerinden biri. Ne bilmiyorum. Şu an sallıyorum. Biz de doğaçlama geziyoruz. Ama burası Nürnberg'in şu an şehir merkezi. Hala sokaklar bomboş. Burası şehir merkezi. Şurada mağazalar var. Ama yine geldiğimiz bir yerde tadilat var her zaman olduğu gibi. Burası da kilisenin kapısı. Kocaman bir kilise. Babanla değiş oldu sevmediysen. Tabii ki dondurma alacaktık. Sen de göster dondurmanı. Yazık var. Yaz hep mavi olur. Sen de göster. Ama bizimkiler seninle aynı. O Stracciella. Herkes dondurmasını aldı mı? Yala güzel güzel. Oh. Dondurmamızı aldık. Şuradan. Neymiş? Ice Cafe Sirena. Arkadaşlar buraların güzelliğine bakın. Burası şehrin merkezi. Yani uzak bir nokta değil. Şuraların güzelliği ama kimse yok. Sokaklar bomboş. Ve burası biraz şehir merkezi olduğu için yine şu kafelerde oturanlar var ama yine de şehir boş. Burası Nürnberg Kalesi. Milattan sonra 1300 yılında inşa edilmiş. Kalenin burçları
Şu tarafa doğru gidiyor. Kalenin içi. Şuradan burçları bu taraftan gidiyor. Bunlar kalenin burçları hala. Çok acayip. Şehrin ortasında kale var. Geldik o Beer Garden'a geldik yine. Çok güzel bir yer. Şimdi burada 1 litre bira içeceğiz. Çok da susadık. Su falan da içeriz. Buradan da Airbnb'ye gider dinleniriz artık. Çok yorulduk. 10 bin adamı geçtik yine. Merhabalar, şimdi Albert Dürer, yani şu adamın sokağındayız. Şimdi burada çok güzel bir restorana gideceğiz. Çok yüksek puanlı. Oraya da size gittiğimizde göstereceğim şimdi. Geldiğimiz restoranın adı da aynıymış. Albert Dürer Stube diye bir restoran. Bakalım bu restoranda ne yiyeceğiz, neler varmış, nasılmış. Bu sefer yemekleri yemeden size göstereceğim. Fiyat listesi burada. Buradan bakabilirsiniz. İlk part içecekler geldi. En yine kola. Burada bir bira. Burada bir şampanya var. Köpüklü şampanya. Evet, bu sefer altılı sosis. Bu da makarnamız. Bu da makarnanın salatası. Bu da boşmuş hakikaten. Sosis. Benim etimden ve şeyimden. Bu da canım. Evet arkadaşlar. Tadım testi yapıyoruz tabii ki de. Ben de isteyecektim. Pork kulaş yazıyor. Şu sosisi. Şuradaki hardala. Ve yanındaki beyaz sosu batırıp. Yiyince harika oluyor. Aynen, pahalı olanlar bir fark. Burası Nürnberg'in ünlü bir caddesi. Şuraları göstereyim size biraz. Ama bütün sokağın kalabalığı bu kafede. Bratwurst Hausle. Bu Almanca şeyleri okumak da bayağı zor. Kimin maçı var? Ha, Romanya'nın maçı varmış, o yüzden o kadar kalabalık herhalde. Burada o caddenin devamı. Birazdan dondurmacıya gideceğiz. Burayı ne çeviriyor öyle lan? O altın şeyi çeviriyorlar zaten. Haa. Onu 7 kere çevirince tüm bilgilerin geçti olacak. Çevireceğim dur. Ben de çevirdim. Bunu çeviriyorlar burada. Çevirince dilekleriniz kabul oluyor. Herkes çeviriyor direği. Şeyi, yuvarlak şeyi. Çok güzel bir alan. Buranın tam bir ismine bakayım bir saniye. Burası Nürnberg Winterwelt diye bir yer. Şimdi burada Boenestimo diye bir dondurmacıya geldik. Size orayı da göstereyim, dondurmaları. Pasta gibi dondurmalar var. Nasıl tadı bu? Nasıl tadı? İstersen kate, okra. Kızın üstüne de gülüyor. Merhaba arkadaşlar, burası 24 saat açık market ama insansız market. Burada market olayı biraz sorunlu olduğu için, yani marketler saat 7'den sonra kapandığı için insanlar bayağı problem çekiyor bu konuda. Biz bu problemi dün Uber'den bir şeyler sipariş, market siparişi yaparak çözdük.
bisikletle getirdi bize. Ama eğer yurt dışında saat 7'den sonra bir şey bulamazsanız şaşırmayın. Çünkü bütün marketler, bakkallar kapanıyor. Şimdi böyle bir yer yapmışlar. 24 saat açık market. Bakın her şey var. Box 7, otomat, Starbucks kahveleri. Bakın şuraya mesela 3,5 euro atıyorsunuz. Starbucks karamel macchiato yapıyor. Protein bar falan da veriyor. %50 indirim varmış. Burada Powerade falan var. Şurada dondurmalar, Bueno, çocuk ürünleri, içecekler. Şurada kahveler var. Şurada makarna çeşitleri. Burada prezervatifler var. Merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu sonlandırıyorum artık. Playmobil Fun Park'ı çektim. Yarın çarşıda birkaç alışveriş yapılacak yere gideceğiz. Çarşıyı gezeriz. Yani çarşıda da çok çekilecek şeyler yok zaten. Perşembe de öbür günde zaten öğleden sonra 3 gibi uçağımız var. O gün de çok gezmeyiz. Zaten bu 2 günde bayağı dolu dolu çekim yaptım. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Kanala abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Bu videoyu beğenirseniz de ön taraflara çıkar. Daha fazla izlenme alır. Ben de bu şekilde size daha fazla içerik üretebilirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Son olarak şu yolun güzelliğini göstereyim. Evet, dediğim gibi burada her yer yemyeşil. Kendinize iyi bakın.